Merhabalar, Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Müge Anlı da oğlunu arayan Seyfi Birbir maalesef hayatını kaybetti. Buyurun haberimizin detaylarını geçelim. Evet, hatırlıyorsunuz arkadaşlar Müge Anlı programında e, çok gündem olmuştu. Oğlunun kaybıyla gündem olmuştu Seyfi Birbir. E, bugün Atapazarı Kurtbeyler Mahallesi'nde maalesef çok kötü şekilde hayata veda etmiş şekilde bulundu ee, bir hatırlayalım Sakaryalı 51 yaşındaki Hacer Çınaroğlu 30 yıldır kayıp olan oğulları Serdar'ı bulma umuduyla Müge Anlı ile tatlı sert programına katılmış Baba Seyfi birbirinin çelişkili ve tutarsız açıklamaları ise akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu oğlunu 30 yıl önce bir aileye verdiğini belirten baba Seyfi Birbir, sonraki günlerde bu ifadesini değiştirerek İzmit fuarına bıraktığını söylemiş. Ardından bu açıklamasını da inkar ederek 15 yıldır oğluyla görüştüğünü belirtmiş. Baba Birbir daha sonra canlı yayına oğluyla katılacağını ifade etmesine rağmen stüdyoya tek başına gelmiş. Ee, tabii ki bu durumda stüdyo ekibine hem de izleyicileri daha fazla şüpheye yol açmasına sebep olmuş. Ee, programa çıktığı süre boyunca çelişkili beyanlar veren baba seyfi bir otel odasında kendisine kesici e, bir aletle zarar vermek istedi ve bunun üzerine de apar topar hastaneye kaldırıldı ve doktorların müdahalesiyle kurtarılmıştı. Taburcu edildikten sonra da yine Aynı teşebbüslerde evinde değişik şekillerde maalesef hayata veda etti ekiplerin olayla ilgili soruşturmaları devam ediyor. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız anbean an haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.